Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bugün inşallah konumuz zinaya yaklaşmama. Yani zina yapmama değil de zinaya yaklaşmama bile zinaya. Bazı yerlerde bir tabela olur. Yaklaşma ölüm tehlikesi var yazar bazı yerlerde. Yaklaşma ölüm tehlikesi var. Yani zina da bundan daha beter aslında. Biliyor muyuz Mevlamız İsra ayet 32'de Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu zina. Bu ayet-i kerime. Mevla buyuruyor. Ve la takrabu zinaya. Zinaya yaklaşmayın. Yani bir müminin zina etmesi düşünülemez bile. O imanıyla, inancıyla düşünülemez. Fakat insan buna yaklaşırsa işine düşebiliyor ama. Düşebiliyor. Mevla buyuruyor. Zina yaklaşmayınız. İnnehu kâne fâhişe. O bir fuhşiyat. Fuhş en aşırı çirkin bir günah anlamına geliyor böyle. Yani aşırı çirkin böyle. Hiçbir toplumun kabul etmediği bir şeydir zina. Mesela eski her yerde, eskiden beri evlenme cemiyeti oldu mu hoş karşılar hükmünü. Herkes bu, tebrik eder. Ama zina oldu mu bütün toplumlar bunu kabul etmez mesela. Yani insanlıkla ters düşen bir şey bu zina. Nikahın zıttı. Nikahı kaldırır ortadan, yuva yıkar zina. Hayvanlar da çiftleşiyor hayvanlarda. Onların da cinsel duyguları hayvanlarda var. Onda nikah yok. İşte fark, insanın farkı nikah mevzidir. Nikah mevzidir böylece. Nikah ile ne oluyor? Bir eş, aile yuvası kuruluyor. Çoğu çocuk oluyor. Sonra tabii anne, baba, hala, teyze, kayınpeder, amca, dayı bir çevre oluşuyor. Nikah ile oluşuyor böylece. Herkesin bir çevresi oluyor. Herkesin çevresi oluyor. Hayvanlarda nikah olmadığı için onların çevresi olmuyor hayvanların böylece. Bir dişi hayvan gebe kalıyor, doğum vakti geliyor. Ne yapacak? Eşi belli değil. Kayınpeder yok, kayınvalide yok, görümcü yok, elti yok. Kardeş yok, hala tacize yok, kimse yok. Ne yapıyor bu dişi hayvan? Kendi imkanlarıyla doğum yapıyor. Yani gerçekten insanla bağdaşmayan bir tutum bu zina meselesi. Vesai sebila, vesai ne kötü, ne kötü mela biliyor. Sebila yol olarak da. Yani gidilen çok çirkin bir yol. Orada giren kimse Allah korusun tabii, mutlaka felakete uğruyor. Zinaya burada Mevlam buyurdu, yaklaşmayın diye. Zinaya nasıl yaklaşılır ve sonuç nasıl olur? İşte Mevlam bizim buyuruyor ayet-i kerimesinde, Nur 30'da, Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil müminine. Kul. Burada Mevlam emir veriyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, Habib Muhammed'in söyle. Neden? Bunu vurgulamak için. Hem ayet-i kerime geçmiyor bakınız. Başka bir kul geliyor. Kul. Önemli bu kadar böylece. Ey Resulüm, Habibim, Muhammedim. Söyle, haber ver, duyur. Kimlere? Lil mü'mine, mü'min erkeklere. İmanı olanlara. İmanı olmayana da onlara bir şey fayda etmesin. İnancı olanlara, mü'minlere. Burada lam var. Lil mü'min lam. Lam, lam-ı tahsis deniyor buna arası. Lam-ı tahsis. Hassat, özel olarak mü'min kullarıma söyle. Bu tabi şimdi abi ayet-i kerimede böyle olunca şimdi tabi günümüzde bu heyecan yaşamayız muhteremden. Yani ayetlerin hep bir heyecanı vardır ayet-i kerimelerin. Günümüzde bu yaşanamıyor günümüzde. Düşünelim ki asıl saadette
Ayet-i Kerime ile Peygamber aslında böyle. O anda yazı bilen varsa Peygamber onu yazdırırdı. Diğerinde tebliğ eder Ayet-i Kerime'yi. Kim varsa yanında. Yolda, savaşta, mescitte. Tebliğ ederdi. Eshabım Cebrail Aleyhisselam geldi, Ayet-i Kerime'yi getirdi. Hemen koşardı sahabe-i kiram Ayet-i Kerime'yi tebliğ etmeye. Bir ruhsal bir heyecan dalgası var asıl saadette muhteremler. Yani imanlar coşmuş böyle, Allah diye böyle. Heyecan basardı, hemen herkes koşardı böylece. Kimi ağaca çıkar, bir tarasa çıkar, bir yol başına çıkar. Eyyühen nas, ey insanlar! Üç defa, eyyühen nas, ey insanlar! Ey insanlar! Anlıyor ki halk yeni bir ayet-i kerime emir var böyle. Ve koşuyorlar böylece. Ayet-i kerime okurdu. Bunlara hemen tabii uygulama başardı muhtemelen böyle. Yani ne mutlu o asatı yaşayan sahabe-i kirama muhtemelen tabii. Ne mutlu onlara böyle. O din heyecanı yaşayanlar böyle. İmanların tam zirvede olduğu bir dönem. E şimdi bizlere ayet-i kerime okunur. Bir defa okunsun, orada kalıyor muhtemelen. Bir heyecan dalgası esmiyor böyle, esmiyor. Yani gönüller ölmüş Allah korusun. Ruhlar sönmüş böyle. İşte arkadan ilahi emir geliyor. Yeguldu min ebsarihim. Yeguldu, gad basmak, yummak. Gözlerini yumsunlar. Bir de gad burada şeddeli, sıkı sıkı gönlünü yumsunlar bakın. Min ebsarihim, gözlerini. Min de mini tebziye. Her zaman değil ama. Bazı kere. Gereğinde. Yoksa her zaman olsa insan yolda kör yürümesi gerekiyor. Bak, ayet-i kerimede bak, incelik var burada. Min geliyor burada. Min tebziye deniyor buna. Min beyane değil. Min tebziye. Bazı kere yumuşaklar böyle. Ne zamanlar? Haram ile karşılaştığı zamanlar. Gözü yummak. Bir gözü yummak. Ama Allah'ın emri. Namaz, oruç, hac farz olduğu gibi bu da farz. Bu da farz muhtemelen. Ve aynı sevabı var. Yani günümüzde sevap da kolay günümüzde. Sevap da kolay be bak. Bu da Allah'ın emri böyle. Bir gözü yummak haram karşısında. Bu da Allah'ın emri. Aynı sevap böyle. Yani bir farz hacca denik. Ramazan orucuna, farz orucuna denk böyle. Nafile değil mi? Yani denk buna. Bu da Allah emri böylece. Haram karşısında gözü kapanmak. Veya felgu bir de korusunlar. Furucuhum edep yerlerini. Yani cinselliklerini de korusunlar. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Celle Celaluhu. Her kelime Allah kelamı Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir ilahi kitap ki Kur'an-ı Kerim her kelimesinde, her durağında, her şeyinde hikmetler var. Bakınız. Bak nasıl ayet başlıyor burada böyle? Önce gözü kapasınlar, edebini korusunlar. Zina gözüyle başlıyor, o noktalanıyor. Peki gözün bakması da günah mı şimdi? Hadis okuyormuş Allah. Buhari, Müslim, Ebu Davud hadis-i şerif. Bir Aleyhisselam Hazretleri El aynani zinahuma en nazaru. El aynani iki göz. Burada teşniğe geliyor iki göz. Tek değil böyle. Zinahuma ne bunun zinası? En nazaru bakıştır. Göz baktı mı bu ne oluyor? Göz zinası oluyor. Bu tabi bir organla sınırlı. Yani öbürüne bakarak tabii daha hafif ama haram. Fakat ne farkı var? Bir organa sınırlı. Orada kalırsa ama. Orada kalırsa ama. Göze kalırsa. Kalıyor mu? Tabii kalmaz da. Vel üznâni zinâhüme el istimâvü. Kulağın zinası da kalların sesini dinlemek. Yabancı sesini dinlemek böylece. Ondan çünkü zevk alıyor. Vel lisânü dilin zinası cinahı, el kelamı, konuşmak. Şimdi insan karşıdan bakar,
tabi çekici oldu. Çok cazibeli geldi kendisine. Bu defa yaklaşmak ister kişi ona. Konuşmak ister. Yani insan bir defa bak bu yola girdi mi bela buyurdu ya vesaire sebile bak. Ayet-i Kerime. Ayet-i Kerime vesaire sebile. İnsan bir defa bu yola girdi mi girdiğim an çıkma sokak. Dönüşü zor. Önce baktı, özene baktı ama. Tabii yaklaşmak ister, konuşmak ister. Konuşursa bu da ne oluyor? Dil zinası oluyor. Bir insan kadına konuşamaz mı? Normal konuşur tabii ya. Konuşur muhtemelen böyle. Normal konuşur böyle. Alacak, verir de şunlarda, bunlardan mesela bir şey soracak. Normal onlarla bir olay verecek. O zaman da kadınların da cilveli konuşmaması gerekiyor. Mevlam ayet-i kerimde buyuruyor muhtemelen. Yani kadına konuşan erkekle öyle yapmacı cil yapmaları gerekiyor kadınlarına böyle. Yani normal konuşmaları gerekiyor. Bu normal tabi böyle. Buradaki yani şehvet ile o amaçla konuşma buradaki. Vel yedü zinaha el batşı. Elin zinası nedir? Dokunmak. El zinası oluyor böyle. El dokundu mu? Bak gözle başlıyor. Göz zinası el zinasından daha hafif. Sırayla geliyor buraya böyle. El dokundu mu? O daha büyük günah. El tıkın daha fazla olur. El dokunuyor. O günah daha büyük. El dokunursa böyle şey. Günümüzde tabii el sıkma var ya. El sıkma günümüzde. Tokalaşma, el sıkma var günümüzde. Tokalaşma var günümüzde. Yabancılarla, kadınlarla, işte bunlara el sıkma. Bu İslam'ın yasaklıyor muhtemelenler. Bu bak göz zinası, el zinası oluyorlar böyle. Bundan sakınma gerekiyor bundan. Günümüzde biraz zor. Zor ama cennet de ucuz değil muhtemelenler. Cehennemle kurtulmak da kolay değil. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir durumlarda cennet de bizi bekliyor, cehennem de bizi bekliyor muhteremler. Tabi cennette bir pahası var, değeri var. O da bedava değil, cennet bedava değil. Cehennem de bizi bekliyor muhteremler. Hatta Mevlam soracak cehenneme kıyamette o mahşerden sonra. Esnebillah. Helim tele'ti. Helim tele'ti. Doldun mu, doydun mu? Mide mesela. Ne dedim mide? Dedim bir et parçası. Proteinden olan bir et parçası. Mide böyle. Mide doymadı mı ne oluyor mide? İnsan bırakamıyor yemeği. İftardan mesela az yemek daha lazım. Sağlık bunu gerektiriyor. Kişi oturuyor sofraya iftarda şimdi. Az yiyeyim insan kendini frenleyemiyor. Bak. Neden? Mide istiyor, mide istiyor. Ver diyor da doyamadım diyor. Ver diyor mide. Mide aklı var mı? Var işte demek ki istiyor işte. Bir duygu var bunda. Bunun gibi cehennemde dolmayınca tatmin olmuyor cehennemde bak. Cehennem dolmayınca tatmin olmuyor cehennemde. Hocam Mevlam. Ya cehennem helim teleti ve tekulü helmin mezid. Bak. Helmin mezid. Daha var mı Allah'ım? Daha ziyade gönder Allah'ım. Gönder Allah'ım daha doyayım bak. İnsanda akıl var. İnsanda akıl var muhtemelen. Yani böyle bile bile bu cehenneme gitmek akıllı tamam. Bile böylece. Yani sonuç bu. Ölüm var. Ölüm önlenemiyor. Yani uzay çağı, bilgisayar çağı ne çağısı olsa. Ölüm var mı? Tamam biraz kalır. Hastalık var mı? Var. Hastalık var mı? Fazlasıyla var. Yaşlılık da var. Ölüm de var mı? Var. Kefen mezar da var mı? Var. Kalını boşaltın. Bunun için el zinasından kaçınmak gerekiyor, el zinasından muhtemelen. Yani yabancı kadının elini, hanım elini sıkmama gerekiyor böylece. Karşıdan, tamam, hoş geldin efendim, işte iyiyiz efendim, tek karşıdan bu şekilde böylece. İcabıma da gerekirse benim inancım gibi böyle yapmam gerekiyor. Benim inancım böyle gerekiyor. Söylemek gerekiyor, inancım böyle gerekiyor. Benim inancım böyle gerektir diye söylemek gerekiyor.
Ver üzlani zinahı el istihâ. Ver rüclü zinahı el hutâ. Ayağın zinası da kadına doğru yürümek. Yani tabii kötü amaçla, kötü niyetle kadına doğru yürümek. Vel kalbı, kalpte noktaların işte kalpte. Yehva ve yetemennâ. İş buraya geldi mi, yani karşıdan baktı, konuştu, el sıkıştı, dokundu, ona da yaklaştı. İş buraya geldi mi ne olur? Artık kalp değişir muhtemelen. Kalp değişir. Yehva ve yetemennâ. Arzu eder, temenni eder kalp. Artık daha ileri gitmesini ister. Onunla durmak daha zorlaşır. Daha zorlaşır. Bunun için Mevlam buyuruyor ayetin başında, zinaya yaklaşmayın. Yani tehlike burada var böyle şey. Bir insan istemediği halde böyle mahrem yabancı kadını görse ne olur? İstemedi. Geçti önden, gördüm mesela böyle. Ne yapması gerekiyor? Hadis-i Cirir Hazretleri sahabeden Seyyidullah Hüseyin'i anlattım fecretiye. Ben diyor Resulullah'a sordum diyor. An nazarın fec'eti. Ya Resulallah, aniden kadın çıkıyor. Onu gördük. Ne olacak? Düşünün ki Hazreti Cerir sahabe-i kiramdan as-ı saadette yaşayan Resulullah'a soruyor. O günkü dönemde bile demek ki bazen olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Mesela kadın sokağa çıkmıyor da kapıdan işte çürü almak dışarı çıkıyor. Hemen karşıya komşuya geçecek. Onun da Medine yolları. Ancak deve çıkacak kadar vardı Medine yolları. O an demek ki görebilirse kadını böyle. Aniden görebilirse. Sordum ya Resulallah, bir kimse istemediği halde aniden karşıma olsa da kişi bir kadını görse. Yani kadının tabii yüzü haram değil. Yani der, yüzünün dışında. Baş açık mesela, kolu kısa. Görse ne olacak? Fekale aleyhisselam istirif basarek. İstirif basarek. Gözünü hemen çevir. Hemen gözünü çevir. Çevirdin mi günah yazılmıyor. Ama çeviremezsen gözünü, çeviremezsen günah yazılmıyor. İlki yazılmıyor bakınız. Elde değil böyle. Önden geçiyor. Gördün, tamam. Ya gözünü kapayacaksın, ya yanlış çevirsin. Günah bunu yazmıyor böylece. Ama kişi tekrar bakarsa, hele dönüp bakarsa, bu Allah'ın yandığı muhtemelen. Hele dönüp bakarsa kişiye böylece, yandı gitti insan böylece. Şimdi gerçekten muhtemelenler, evet bir genç hanım, kız, böyle çıkıyor, dışarı çıkıyor böylece. Tabii çekici cazibeli. Kişi işin biraz da maverasına, yani kişi perakasına baksa, iş değişiyor muhtemelen işte. O gördüğünüz genç hanım var ya, muhtemelen genç var yani. Neydi bir zamanlar? Bir zaman yeni bebekti o daha böyle. Bebekti bir zamanlara. Az önce daha, 15-20 sene önce. Bebekti o böyle. Burnu akar, salyası akar, kusar, altını işler, altı bezli. Pis bebekti böyle işte. Öyleydi o. Ondan önce ana karnında et parçasıydı. Daha önce sebze meyveydi. Yendi, hücre oldu. Daha önce toprak maddeleri, topraktı. Elementler. O yüce Mevla, aziz olan Mevla ne yaptı, Mevla ne yaptı? Öyle yağmurlar verdi topraklara. Elementler suyla birleşti. Bitki bunları emdi, sebze meyve oldu. Yendi bunlar, insan bedenine kan oldu. Hücre oldu, yürüme hücresi oldu. Allah'ın döllendi, insan oldu muhtemelen. Yani aslında görünen her şey bir hayal. Hayal mesela böyle. Peki sonra ne olacak? İşte bugün çok genç olan güzel kadın kız, ileri yakında yaşlanacak muhtemelen. Saçı ağracak. Beli bükülecek, gözü görmeyecek, dizinin dermanı kalmayacak, yaşlanacak, hastalanacak. Sonra ölecek, kefeni giyecek,
mezara girecek, çürüyüp gidecek. O bir hayal, zilli hayal deniyor buna. Zilli hayal, bir gölge hayal. Hayal böylece. Yani bunu aldanmak, bunun için Allah dostları Celle Celaluhu, onlar her şeye bu gözle bakar Allah'ın muhtemelen. Bunun yapısı değil de, evveliyatı ve sonucu ne olacak bunun böylece? İşte evveliyatı, evet bugün genç, zinde güzeldir, böyle çekicidir. Ama 15-20 sene önce bir bebek muhtemelen. Bebek. Burnu akan, kusan, altını işleyen bebek muhtemelen. Ana karnındaydı. Sonuç, yaşlanacak, ölecek, ölecek, çürüyüp gidecek, leş olacak muhtemelen. Harama bakmamanın tabii sevabı da var tabii muhtemelen. Azı dedik. Ne kadar bunun sevabı var acaba? Bakalım şimdi ona. Haram bakmamanın. Nedir haram bakmamak? Farz. Yani haramı terk etmek farz oluyor. İçki içmek haram, içmemek farz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifinde en nazaru bakış, harama bakmak. Nedir? Sehmün ok, ok. Mesmumetün zehirli ok. Min sami iblis şeytan oklarından zehirli bir ok. Zehirli bir ok. Şeytan oklarından zehirli bir ok böyle. Bakış. Femen terekeha. Kim o bakışını terk ederse, bakmazsa. Yani haramdır, günahdır diye Allah hatırlarsa, bakmazsa. Min havfillah. Allah korkusu ile bu mühim burası böyle. Femen terekeha min havfillah. Kişi haramla karşılaştı. Nefse maalesef bakmak istedi. İçinde hatta ki nefse baskı yapar. Nefis baskı yapar. Bakması için. Bir sel gibi, fırtına gibi baskı yapar. Kişi baskıyı aşar. Bakmazsa Allah korkusuyla bakmazsa Esâbehullah imanen, Allah konuda öyle bir iman verir ki o anda, gecirdi halâvetühü, fî kalbihi. Kişi o anda imanın tadını kalbinde bulur. Yani kişi namazda bulamadığını orada bir anda buluyor aklında herhalde. Neden? Namazda farz, farz ama bizim gibi insanlar, bizler, namazı tam kılamıyoruz ki muhtemelen namazı böyle. Evet, kılık namazda, beden namazda. Yani görünüm güzel, görünüm. Kıbleye yönelmiş kişi bakıyoruz. Hepimiz, ben şahsı öyleyim mesela. Beden kıbleye yönelmiş, el bağlanmış, boyun bükülmüş. Bakan ki imreniyor. Ne güzel be, Allah tam teslim olmuş gibi. Oh ne güzel böyle şey. Rükûya gidiyor, secdeye gidiyor. Fakat bir de maneviyat var, maneviyat var buna böyle şey, maneviyatı. Acaba onda kişi ne düşünüyor ama? Kalbi nerede, gönlü nerede acaba? Acaba onda gönlü Allah'ta mı, başka yerde mi? Allah kulunun bedene değil, kalbine bakıyor zaten işte. Şimdi haramı tertene var, kişi bunu Allah korkusu yaparsa, bu tam ihlaslı oluyor böyle şey. Demek ki bir insan yolda bir haramla karşılaştığı zamanlar nefis bakmak ister muhteremler. Hadi istemezse bunun sevabı olmaz. Nefis bakmak ister. İnsan nefsini açsa, bakmasa Allah korkusuyla o anda ona Mevlam öyle bir sevap veriyor ki o sahabeyle imanı kuvvetleniyor, imanı kuvvetleniyor. Kişi onda imanın tadını kalbine duyuyor böyle. Kişi bunu fark eder anda böyle. İmanda bir tatlı feyzi hareket ediyor kalbine böyle. İmanda da feyiz. İmanda da feyiz böyle. Kalbine böyle manevi ruhsal zevkine gelir kalbine böyle. Tadına gelir böyle. Bu nedir? O anda onun sevabın dünyadaki göstergesi bu. Yani kulum, kulum ben sen razıyım. Bir mesaj verdim sana. Örtünme fıtri aslında, doğal yani fıtri, yaratılıştan fıtridir örtünme. Ancak burada Mevlam bize şunu uyguluyor.
Hayvanların Mevlam tül örtüyor, kıllar örtüyor Mevlam. Hayvanların kılları, tüyleri vardır Mevlam, hayvanların Mevlam. Örtüyor Mevlam onları. İnsana gelince, Allah-u Teala insana ikram ediyor Mevlam, tüy vermiyor insana Mevlam. Yani insanlığı hayvan gibi tüyle olsa, baştan aşağı, yüzü böyle Mevlam. Tül olsa, eşte birini sevmez değil mi muhtemelen Mevlam böyle yani. Yanaka çirkin olur böylece. İnsan bir hayvan görünümde olsa, o da böylece. Yani aburun, kedisi de, köpeği de, kuş hepsi böylece. Bütün hayvanlar kıllı, tüylü ve hepsi böyle böyle. Bu şekilde böylece. İnsana Mevlam ten veriyor, beyaz ten. Buna Mevlam tüy vermiyor böylece. Ama Mevlam insana örtü emrediyor örtülmeyi. Örtülme emrediyor mesela böyle. Yani örtülme fıtri aslında doğaldır böylece. Açıklık ise bu aslında eşyanın tabiatına aykırı açıklık, çıplaklık. Yani çıplaklık, çağdaşlık. Hikaye yalan, yalan muhtemelen. Mekke mükerremede, asr-ı saatten önce Mekke mükerremede kadınlar çıplaktı. Daha çıplak kadınlar. Onlar çağdaş mıydı kadınlar? Mekke müşrik, müşrik kadınlar, müşrik kadınlar. Şu çıplak gezerler böylece. Bugün bile Afrika'da var kadınlar böyle, çıplak geziyor kadınlar böylece Afrika'da. Demek ki bu çağdaşlık değil muhteremler, eşine tabi aykırıdır böyle bu. Erken erkeğe bakması ve kadını kadına bakması. Ne gibi bunun tabi şartları var tabi. Yani bir tabi sınırlanması var bunun da. Burada hadis-i Müslim'de, Recülü ile avreti Recülü. Erkek, erkeğin edep yerine bakmasın buyurur. Erkek, erkeğin edep yerine bakmayacak. Avret deniyor buna, avret. Diz avret yeri erkeğin gömlek diz arası muhteremler. Gömlek diz arası erkeğin edep yeri yani götürme haram olan yer. Gömlek diz arası. Bir kimsenin yetişkin oğlu kıza şort giysinin içerisinde erkek oğlu evin içinde kıza şort giymiş. Yani dizin yukarısı şort. Babasına bakamaz, haram bakamaz. Babasına bakamaz. Annesi bakamaz. Kız garip bakamaz. Erkeğin de edep yeri göbek ile diz arası. Bir erkeğe diye erkeğe ve kendi oğluna olsun, kim olsa olsun bence göbeğe üzerine bakabilir. Dizin altına bakabilir. Ama diz ile göbek arası bakması haram oluyor muhtemelen. Öyle baba var mesela, baba. İlişkinin kızı da var, evinde oğlu da var. Eşi tabii, eşi haram değil. Baba ne yapıyor? Zavallı baba, kısa şort giyip, kısa şort, dizden yukarı evde oturuyor. Hatta günümüzde evi taştı bu, evden taştı bu sel. Şimdi biliyorsunuz muhteremler, en büyük nimet havadan sonra sudur. En büyük nimet, hava, ondan sonra su, sudur. Eğer su evimize çeşmeden, musluktan gelse, normal gelse, nimettir, berekettir, her canımız hayattır. Yani su evimize çeşmeden, musluktan gelse, hayat sudur bu böyle. Allah korusun, sel olup kapıdan, camdan gelse ne olur? Felaket mi falan. Ama felaket mi falan bir şey böyle. İşte bu da böyle muhteremler. Demek ki evi de taştım böyle, yani sel gibi taştım bu, artık evleri de taşıyor, evden eve geçiyor, yıkıyor evleri icabında, canları da alıyor. Yani gerçekten muhteremler, tabi insan buna bilmiyor genelde muhteremler. Ölümü unutanlar, Allah'ı unutanlar, ahirete karşı duyarsız olanlar, insanlığı dünya ile sınırlı sayanlar, yapıyor bunu da bunu. Bir gün iki kardeş muhteremler Mekke'ye mükerremeye 3 günlük yol, kara yaya yoluyla yoldan iki arkadaş. Birinin adı Yusuf'muş, diğer kitapta yazmıyor. Bunlar iki dakika karar veriyorlar. Mekke'ye mükerremeye ömrü yapmaya gitme kararı. Ömrü yapmaya giden Mekke'ye diyorlar. Karar veriyorlar bunlar. İkisi fakir ama. Paraları yok bunların böyle. Tam az paraları var. Bunlar bir çadır. Deri çadır
yüklenmişler. Bir çadır direği, yanına biraz su kabı almışlar bunlar. Yürüyerek, yay olarak o kızgın çölde yanlaya yürüyorlar. Mekke'ye gidiyorlar böyle. Mekke'ye, Mükerreme'ye bir konak kala, bir günlük yol kala. Akşam üzeri bir köyüne gelmişler. Akşam olmuş. Bu gece burada yollar, kalalım diyorlar. Hemen köyün dışına çadır kuruyor bunu oraya. Orada kalıyorlar. Sabah tabi namazı kılıyor, beraber kılıyorlar. Bakıyorlar, karnı acıkmış. Hiçbir yok yiyecekleri de. Diyor ki Yusuf'un arkadaşı, Yusuf diyor, sen diyor çok çekingensin, bu işi beceremezsin. Ben de köye gideyim diyor. Parasını diyor, iyice isteyen bakayım biraz böyle diyor. Sen burada çadırı kal bu diyor. Peki arkadaşım diyor, sonra kalıyor. Öbürü gidiyor şimdi köye. Ekmek, peynir, bir şey bulacak, yiyecek alacak parasıyla. Yusuf çarıda kalmış, tabi boş duramıyor onlar. Kur'an-ı Kerim almış, Kur'an okumaya başladı. Kur'an okurken bir genç kadın sesi, çadıra girmiş kadın. Ama bu farkına değil, dalmış. O Allah kendini vermiş, o manevi hazzı almış, o feyzi almış. Tam kendini adapte etmiş oraya, okurken Kur'an-ı Kerim, bir genç kadının sesi bir şey söylüyor. Bu da, şimdi muhtemelen insan bazen güzel rüya görür kişi. İnsan bazen güzel, tatlı, güzel rüya görür insan böylece. O anda uyanır gibi olur ama gözünü kapar. Yani uyku daha devam etsin diye böyle. Şimdi buna vereceğim manevi tatlı böylece. Bu da şimdi manevi tatlı kaybolmasın diye, hiç kadına bakmıyor. Belki dilencidir diye cebi elini cebine sokuyor. Bir para çıkarıyor, uzatıyor. Hiç kadına bakmıyor böyle. Kadın diyor ki, ben dilenci değilim. Para istemiyorum. Kadın bakıyor. Kadın dışkısını açmış, yarışıyor da kadın böyle. Dışkısını açmış dışkısını. Diyor ki kadın, bir kadın Kore'sen ne isterse onu istemeye geldim. Sana teslim olmaya geldim ben diye böyle. Meğer Yusuf çok yakışıklıymış, genç böyle. Yakışıklıymış. Bu kadın da dul bir kadınmış köyün kenarında. Bunu görünce akşam üzeri ona aşık olmuş kadın böyle şey. Gece gelemiyor oraya. Tek kalınca oraya gelmiş. Sana teslim olacak yani. Kendini arz ediyor. Senin diyor böyle. Diyor. Tabii genç Yusuf da. Ağlama başı muhtemelen. Yusuf ağlama başı, ağlıyor. Öyle ağlıyor ki artık yaşları içerisinde akıyor, önüne bakıyor, kapanıyor, rahliye ağlama başlıyor böyle. Kadın bunu bu durumu görünce artık kadın ümidini kesiyor bundan, kadın çıkıyor biliyor. Biraz sonra arkadaşı geliyor, ekmek almış, sevinerek geliyor, yiyecekler. Yusuf ağlıyor ama. Yusuf, niye ağlıyorsun Yusuf? Yok bir şey işte, öyle ağlıyorum. Yok, elle söyle niye ağlıyorsun? Israr edince, ah arkadaş, ah diyor. Sevdikten sonra diyor, durum böyle böyle oldu diyor. Yarı çıplak kadın geldi, kendini bana arz etti, teslim etti kendisini bana. Peki sonra ne oldu? Tabii bakın yüzüne gitti. Peki niye ağlıyorsun buna? Nasıl ağlamam ki diyor. Ya o anda nefsime hakim olamasaydım, o şehvetim garip etseydi, irade gücümü assaydı, ya ona onun için yapsaydım, zina etseydim, ne olurdu halim, mahvolmuştum ben, diyor, kışkış ağlamaya başlıyor. Ne olurdu benim halim? Arkadaşı buraya ekmek bırakıyor, ekmek yere, o da ağlamaya başlıyor. İkisi ağlıyorlar. Yusuf soruyor, arkadaş sen niye ağlıyorsun be? Bak sen bir şey görmedin. Ah Yusuf, ah! Sen gitseydin köye ekmek almaya, ben burada kalsaydım, kadın bana gelseydi, ben vallahi diye o ürünü kıramazdım kadına böyle diye. Ben hiç aşamazdım böyle diye. Vallahi aşamadım işte böyle diye. Orada böyle diyor, ne olur benim halim orada böyle diyor. O da Allah'a başlıyor. Tabii ekmek boğazdan geçer mi anda? Geçmez. Hemen çadır bunlara bozuyor, topluyorlar, yükleri omuzlarına. Yürüme başlıyorlar sabahtan, akşam üzeri Mekke'ye geliyorlar.
İhram giymiş adam kendilerine. Hemen ömre tavafını yapıyorlar, ömre sahini yapıyorlar, namazını kılıyorlar bunlar derken. Karar verişte bunlar, bu gece hiç uyumayalım diyorlar bunlar. Hiç uyumayalım bu gece böyle diyorlar. Hem gene gelmişler, bütün gün çölde yürümüşler, kızın çölde yürümüşler. Hiç başı uyumayalım diyorlar bunlar böyle. Duymadan tavaf ediyorlar, namaz kılıyorlar, zikrede oturup dikiyorlar, tekrar tavaf ediyorlar. Bir aralık Yusuf, Kabe'de, Harim-i Şerif'te, yine bilirler, bir direğe ve yaslanmış, hem Beytullah-ı Kabe'ye bakıyor, tefekkür ediyor, Allah zikrederken uykuya dalmış, uykum hafifçe, uykuya dalmış. Uykuya daldığı anda bakıyor, karşısında çok güzel, nurlu, çok yakışıklı ama çok nurlu bir mübarek zat karşısına beliriyor, sakallı. Şimdi bu tabii uyku halinde şimdi. Soruyor, ben ente. Sen kimsin? Kimsin sen diyor biri. Ben böyle insan görmedim. Diyor ki şimdi karşıdaki, bana şöyle söylüyor. Ene Yusuf Nebiyullah. Ene ben diyor, Yusuf Nebiyullah, ben Peygamber Yusuf'um diyor. Ve ente, sen de diyor, Yusuf Veliyullah. Sen evli Yusuf'sun diyor. Bunun sana haberine geldim böyle diyor. Ben Peygamber Yusuf'um. Sen de eğli olan Yusuf'sun sen diyor. Bu gene rüyada ağlıyor. Benden evli olur mu be? Evlilik bana mı kaldı? Evlilik olur mu? Benden evli olur mu? Niye öyle söylüyorsun sen bana diyor. Ben evli olur mu ben diyor. Yusuf Aleyhisselam peygamber tabi. Bunu açıklıyor. Allah Celle'ye imtihan etti beni diyor. Züleyha eyle diyor. İmtihanı kazandım. Allah bana peygamberlik verdi böyle diyor. Sen de diyor çölde Allah imtihan etse kadınla diyor, imtihan kazandın, o anda Allah sana diyor, o makamı verdi diyor. O anda o makamı verdi bak. Yani o anda bakın, o anda bak, o anda böyle. Yani kadın isteğine getirmeyince, Allah korkusu alana başlayınca, o anda evliya makamına çıkıyor. Yani bir insan 40 yıl çalışır, 40 yıl çalışır bir insan. Çile çeker, karanlık yere kapanır, ağaç durur, cihat eder, zikreder, eder ya 40 sene çalışır kişi, o makam eremez muhtemelen. Eremez. Şimdi gelelim bu işin bir de ince tarafına muhteremler. Buna gelelim böylece. Yusuf Aleyhisselam şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'nde. Ayet-i Kerime, Bakar'da biliyorsunuz. Ben hep tevhid etmem diyor. Ama öbürü nefsi. Ama öbürü ben hiç tebliğ etmem diyor Yusuf Aleyhisselam. Şimdi muhteremler, insan denen varlık gerçekten aciz varlıktır, aciz. Bak insan denen varlık muhteremler. İnsanda iki duygu vardır. Ruh, nefis. Bunların çatışması. Ruh eğer üstünü sağlarsa kişi davayı kazanıyor muhteremler. Nefis üstün gelirse kişi kaybediyor muhtemelen. Yani bu kültüre bakmaz muhtemelen böyle. Efendim işte cahillik, kültürsü şu bu. Hayır, boş bunlar muhtemelen. En kültürlü insan dünyada böyle imtihan tabi oldu mu, imtihan kaybeder muhtemelen. Görüyoruz mesela, diplomatlar şunlar bunlar böylece. Dünyaca ünlü insanlar böyle, insanlar böylece. Tabii fuhuş yapıyorlar muhtemelen. Demek ki ne var bunda? Ne bir ruh meselesi, mücadelesi var bende. Yani kuvvetler dengesi. Yani safta biraz da ilerledi inşallah, ayette kanlar var. Şimdi muhtemelen biliyorsunuz, fizik kurallarına göre bir cisim gene kımıldamaz kendi kendine. Mutlaka bir etki lazım, güç lazım buna böylece. Mesela bir taş yerde duruyor. Nasıl duruyor orada? Yer çekimi kuvveti var. Yer çekimi kuvveti var. Bunu çekiyor böyle. Ona bağlı. Taş. Ona bağlı böyle. Taş burada özgür değil yani böyle. Bu da taş yer çekimine bağlı. Ne gerekiyor? Yer çekimi aşacak başka bir kuvvet lazım. Taşını kımıldasın. Kuvveti rüzgar esti. Fırtına geldi. Taşı sürükler muhtemelen. Yer çekimi çekiyor. O da kuvvet. Onda bir kuvvet var. Bunda bir itim kuvveti var. Üstün gelen kalın muhtemelen.
rüzgar hafif geldi. Evet, uğraşıyor, hafif taşı, sarsma uğraşıyor ama gücü yetmedi, itemedi. Yer çekimi üstün geliyor, bak kalıyor muhtemelen kalıyor. Mesela sel geliyor, evi bile götürüyor. Koca evi götürüyor, yer çekimi var. Ama o daha kuvvetli geliyor muhtemelenler. İşte bakın muhtemelenler, bütün mesele ruh nefis dengesi kuvvetinde. Mesela bu. Son nefesi de bu lazım, kalbi de bu lazım, dünyada bu lazım muhtemelen. Eğer ruhsa yönümüz kuvvetlenmezse, güçlenmezse, nefis daima kuvveti gelir muhteremler, biz alaşağı eder böyle şey. Kişi bir anda öfkeye geliyor bir anda kişi, bir anda. Olmayacak yerde böyle. Bir öfkeye geliyor kişi bir anda, vurma kırma derken çekişine adam vuruyor, katil oluyor. Bak bir anda muhteremler. Neden? Nefis üstün gelir muhteremler. Üstün gelir muhteremler. Cehenneme girince, kafirler muhteremler, Allah korusun hepimiz cehenneme inşallah muhteremler. Muhteremler, cehennem var yalnız muhteremler. Yani cennet de var, cehennem de var muhteremler. İnsanın son durağı ikisinden birisi. Ya cennet, ya cehennem. Son durağı bu muhteremler. Dünyada geçici, yani bebeklik, çocukluk, gençliği, orta yaşlı böyle, aşama aşama böyle. Böyle zaman birimi gibi geçiyor bunlar böylece. Daha dün bakıyorsun, daha dün bir çocukken, 10 sene sonra görüyorsun, o kocaman bir delikanlı olmuş bu. Ne zaman sen büyüdün be, ne zaman sen büyüdün böyle? Zaman geliyor bakıyorsun, işe girecek, emekli olmuş mu? Ne zaman emekli olmuşsan muhtemelen. Hayat geçiyor muhtemelen. Zaman geçiyor böyle. Geçiyor böylece. Tabii her insan inansa inanmasa da ölüm gelince ona kişi direnemiyor muhtemelen. Ölüme direnemiyor böylece. Direnç yok artık buna böylece. Efendim özel muhafızları, korumaları var. Özel hastanede gözetim altında her imkan alınmış. Yok muhtemelen. Kişi en muhkem kalede olsun, koruma altında olsun, tankta kişiyi korusun, hastane kişiyi koruma altında gözüm olsun, ölüm önlenemiyor muhteremler. Önlenemiyor. İşte muhteremler, son nefesini, son imanı kurtarmak neye bağlı? Ruh, nefis dengesine bağlı muhteremler. Dengesine bağlı. Yani şans değil bu böyle bu. Efendim şans yanım et. Hayır, şans yok. Ruh, nefis dengesine bağlı. Bir insanın hayatı yaşarken, ruhsa yönü kuvvetlenmişse, o galibiyeti almışsa, son nefeste şeytan karşısına gelir. Annesi gibi gelir, babası gibi gelir, dedesi gibi gelir. Onu kanılmaya çalışır. Hatta kişi onun suda içi yanar. Ona buz gibi şerbet su getirir. Onu kanılmaya uğraşır. Ama kişi ruhsa yönü kuvvetliyse, aldanma muhtemelenler. İnsan kabreye girdiği zamanlarda iki melek geliyorlar. Herkes dağılıyor muhtemelen. İnsan yalnız kalıyor. Çevreye gidiyor muhtemelen. Herkes gidiyor böylece. İnsan tek başına kalıyor mezarında. İki melek geliyorlar. Men Rabbike. Men Rabbike. Rabbin kim? Rabbin kim? Ne gerekiyor burada? Ruhsa yönelik güçlüyse kazanıyor muhtemelen. İşte bunun dünyada bir ölçüsü var dünyada. Ölçüsü var. Hepimiz kendimize bakalım muhteremler. Çünkü hepimiz öleceğiz muhteremler. Hepimiz kabreye gireceğiz. Kendinize bakalım. Dışarıda mesela bir haramla karşılaştığımız zamanlar bakınız. Dışarıda haramla karşılaştığımız zamanlar bakalım. Ne biz istiyor? Ruh bakma diye böyle. Ne oluyor? Yine baktık. Kaybettik muhteremler. Yenildik, mağlup olduk. Tuş oldu bunu muhteremler. Vallahi tuş oldu muhteremler. Nefis üstün geliyor bu muhteremler. İşte son evet bu muhteremler. İman bu muhteremler. Ölüsü muhteremler. Haram baktık. Haram bu, bakmamak lazım ama elinden işte artık kendime hakim olamadım. Gitti muhteremler. Bunun için ne yapalım azı cemaatimiz? Ruhsa yönümüzü güçlendirmeye çalışalım. Yani sonda her şey boş oluyor muhtemelen. İnsan son nefesine
başını yastığına koydu mu son nefesinde, hepsi bitti muhtemelen. Hepsi bitti ona bitiverince. Tek şey geliyor, ruhsal güçlenmesi. Ruh, gıda işliyor, gıda. Gıda işliyor. Nedir onun gıdası? Tabii ekmek, pasta diye muhtemelen. Ne istiyor? İbadet istiyor, Kur'an istiyor, zikir istiyor, iman istiyor ruhu böyle şey. Yani devamlı Allah'ın zikri, zikrullah muhtemelen. Zikrullah böyle şey. Her zaman gezdiğimiz yerlere bakar muhtemelen. Tesbih istemez muhtemelen. Sayı istemez böyle. Efendim hesap makinesi istemez muhtemelen. İki melek var, onların görüyor, yatsın. Ne işliyor meleklerin? Boş duruyor orada böyle. Yatsınlar muhtemelen. Her zaman gezdiğimiz yerlerde böyle. En kısa Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu muhtemelen. Daha uzunu, daha sevaplısı tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu daha kuvvetli ve imanı daha çabuk güçlendirir. Bunda nefi ispat var. Önce olumsuzluk. La ilahe ilahı yok sayı böyle. Sahteri. İllallah. Ancak Allah'tır. Başka ilah yok. Allah birdir. Eşi ortada yoktur böyle eşi. Ay güneş mi ortaya koyacaklar? İştahlı cemaatimiz, inşallah muhteremler böylece namazımızı kılmaya çalışalım muhterem namazı böyle. Yani namaz kılmamaya bir özü aramalıyım da kendimizi buna zorlayalım muhteremler. Kendimizi zorlayalım muhteremler. Namaz kılmaya kendimizi zorlayalım böylece. Namaz da nedir? Can simimiz muhterem. Can simimiz namazı böyle. Namazla böylece. Bir de kalıyor, haramda sakınmak kalıyor. İlahi Fatiha.